Nutuk. Seslendiren Doktor Tamer Akça. Bölüm. Komplo düzenleyenlerin meclise ve kamuoyuna karşı orduyla yapmak istedikleri blöf ortaya çıkarıldı. Efendiler, aynı zamanda milletvekili olarak bulunan genelkurmay başkanı ve komutanlar, orduda siyasetle ilgili unsurların bulunmasındaki sakıncayı anlayarak bu yoldaki teklifimi iyi karşıladıktan ve bana fiili olarak güvenlerini gösterdikten sonra Cevat ve Cafer Tayyar Paşaların müfettişlik ve komutanlıkta kalmaları uygun görülemezdi. Bu bakımdan derhal askeri görevlerine son verildi. Yerlerine gerekenler tayin edildi ve durum Milli Savunma Bakanlığı'nca bütün orduya bir genelge ile bildirildi. Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalara Milli Savunma Bakanlığı'nca bir emir gönderilerek askeri görevlerini yerlerine atanan şahıslara usulüne göre devir ve teslim ettikten ve sonucu da bildirdikten sonra meclisteki yasama görevlerine başlayabilecekleri bildirildi. Bu durum başbakan tarafından resmen meclis başkanlığına da yazıldı. Meclise girmiş olan Kazım Karabekir ve Fuat Paşalar meclisten çıkarıldı. Fuat Paşa askeri görevinin devir ve teslim işleri için yeniden Konya'ya gitti. Kazım Karabekir Paşa, Sarıkamış'tan kendi yerine gelecek olan komutan göreve başlayıncaya kadar meclis dışında kalmaya mecbur edildi. Milletvekilliğinde kalmak isteyen iki komutanın orduyla ilgisi kesildi. Böylece komplo düzenleyenlerin meclise ve kamuoyuna karşı orduyla yapmak istedikleri blöf meydana çıkarıldı. Efendiler, 1 Kasım 1924 günü meclisin ikinci toplantı yılının açılış günüydü. Bu münasebetle oturumu ben açtım. Açış konuşmasını okudum. Ben, başkanlık kürsüsünden ayrıldıktan sonra Fevzi, Fahrettin, Ali Hikmet ve Şükrü Naili Paşaların istifa yazılarıyla Başbakan İsmet Paşa'nın ordudaki komuta değişikliği ile ilgili 31-10-1924 tarihli yazısı sırayla okundu. Meclisin 5 Kasım günü toplanacağı bildirilerek oturuma son verildi. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa, 1 Kasım 1924 tarihli bir yazıyla meclis başkanlığına başvurarak Milli Savunma Bakanlığı'nın kendisinin meclise katılmasını yasakladığından şikayet etti. 5 Kasım günü mecliste okunan bu yazıda Kazım Karabekir Paşa diyordu ki, ''Ordu komutanlığından çekilmemden 5 gün sonra Milli Savunma Bakanı'nın Sarıkamış'tan yerime gelecek olan komutanın göreve başlayışına kadar beni meclise katılmaktan alıkoymak isteyen bir yazısını aldım.'' Yazı şu cümlelerle son buluyordu. Bununla birlikte bu konuda yetkili olan Yüce Meclis'in kararını beklediğimi bildiririm.